Başlıyor muyuz? Elinizi kesmemeye lütfen dikkat edelim. Sonra vicdan azabı yaşıyorum. Ya kesilsin boşuna reyting olur ya. Abi şimdi ben iç çamaşırıma kadar farklı bir şey giymek zorundayım. Bayağı bildiğin donum falan beyaz giyiyorum. Çünkü ben beyaz iç gösteren bir tayt giyiyorum. Göz parlaklığı nasıl anlaşılır ama az sonra diye. Evet. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Bu arada benim annem İnsanoğlu böyle doğuruyor. İnsanoğlu nankördür, güzel günü unutur. Göğsüne alıp sardığın yüreğini kurutur. Sosyal medyada efektler var ya, onları keşfedip eserin yanına gidiyorum. Gel bak bunu yapalım. Yani normalde kendi başıma yapmadığım şeyleri onunla beraber yapıyorum. Ben Yağmur'un sosyal medya içeriği oldum bir süredir. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda iki değerli isim var. Yağmur Ün ve Eser Eyüboğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün bize mantar sote yapacaksınız. Evet. İçinde tavuk yok, içinde et de yok. Yok. Sadece mantar sote. Eser Bey'in kendi seçimidir bu efendim. Ben evet. De. Eser'in seçimi. Daha hafif bir şey olsun, et bizleri yormasın diye. Böyle bir şey. Bundan peki dolayı seçmişim ben. Peki bu yemeği kaç dakikada hazırlarsınız? Abi şimdi tek doğrayıcı ben olduğum için... Şöyle olabilir. Şurada başka biri var. Şurada başka biri var. Ya tamam, domates falan doğrarım. Domates doğrarsan ben de bunları soğan muhan halledersem. Mantar ben doğrarım. Ondan hızlı. Hayır, mantarı ben doğramayı seviyorum. Hayır mantar bende. Şöyle yapalım. 15 dakika 20 dakika sürer. Hayır, yarım saat toplam. İddiaya girelim mi? Yarım saat diyorum ben. Pişecek. Biz bir ekibiz. Onun bizle iddiaya girmesi gerekiyor aslında. O zaman 20 dakika süreniz başladı. Tamam. Oh. Başladı. Oh. Evet. Harika. İlk süreniz başladı. Mantara çok geçtim 20 ben. Dakika. Elinizi mantara... kesmemeye lütfen dikkat edelim. Sonra vicdan azabı yaşıyorum. Ya kesilsin boşuna reyting olur ya. Şöyle iyi mi? Bak niye sıcak falan diyordu. Oo çok küçük. Bayağı onu böyle 5'e 6'ya falan bölmen gerekiyor. Bu iyi mi bu? Ha? Bu iyi mi bu? İyi, hatta o bile küçük. Ne yapayım? Bunu böyle kestim işte. Kestin de işte yani ben sana ben dedim. Ben bir şey yaptım bir de şu. Ne yaptın? Üstteki kılmaklarını almadım şunun. Bu zaten onu almaya gerek yok. Bir şey olmaz. Onlar zaten yıkanmış, temiz görünüyor gayet. El kesiyor. O zaman ilk soruyu sorayım ben. Mutfaklarınız nasıl? Senin fena görünmüyor ama Yağmur'un çok iyi değil. Aa lütfen lütfen. Ben bunu internetten söyleyin nereden? Şaka yapıyorum. Nasıl baktı ya? Evet, evet. Ama bir şey diyeceğim, aşk olsun. Sen beni tanıyorsun. Evet, tanıdığın halde bunu demem. Yani şöyle tamam. Mutfak eskiden, halini bilmiyorum. Hayır, eskiden daha çok yapıyordum ama bu ara yapmıyorum. Ayrıca ben annemden böyle öğrendim. Böyle kesilir mantar sote. Böyle ne bileyim, daha böyle ince yaprak gibi kesiliyor sanki. Öyle dedim yani ama daha zaten istemedi. Çok küçüldüğü için bayağı bunlar karınca gibi olur mesela şunlar bence. Tamam o iyi ki öyle oldu. O yüzden yediğini de bence çok anlamazsın ne yediğini diye düşünüyorum şahsen. Peki efendim, çok güzel bir oyununuz var. Premierini daha geçen cumartesi, ne zaman yaptık ya? Günü unuttum ben. Perşembe günü yaptık. Perşembe günü yaptık, evet. Premierini geçen hafta perşembe günü yaptık. Evet. Gerçi bu yayınlandığında 2 hafta öncesi olacak. Ama gerçekten çok eğlenceli, güzel bir oyun. Parantez içindeki kadın. Evet. Sen orada 2020'ye gelmiş bir Romeo'yu oynuyorsun. Evet. Yağmur da Zeynep karakterine hayat veriyor. Şimdi oyunla ilgili ilk teklif geldiğinde metni okuduğunuzda ne düşündünüz ve ne kadar sürede kabul ettiniz? Bende de şey olayı var ha. Bir şey yaparken asla başka bir şeye odaklanamıyorum. Ben böyle susup aslında bunu yaparım. Aslında bende olması gerekiyor. Ama ben de öyleyim. Tamam. Ya ben başlayayım mı o zaman? Sen zor şeyler kesiyorsun. Nasıl istersen. Şöyle çöpleri buraya atıyorum. Sorun olur mu? Ya onu getirmiştim attıya ama gerçekten sıkıntı değil ya. Yani. Vallahi fark etmedim. Bay o kadar konsantre çalışıyorlar ki yani. Söyledim evet. Orada ama hiç dinlememiş. İyi de benim biraz pis çalışıyorum benim biliyor musun? Bence tüm güzel kesiyorum gibi. Ya. Yok evet, yok. Sorunun yok, cevabını bekliyorum. Titiz çalışıyorum. Ya ben bu benim ilk tiyatro oyunum. Zaten. Ve bu senenin başında arkadaşımın bir oyununa gittim. Ve kendimi şey derken buldum. Allah'ım ben de tiyatro yapmak istiyorum derken buldum. Sonra bu sene çok enteresan böyle 3 tane oyun geldi. Ama ne hikmetse bir cevap veremedim insanlara. Ama bu hani sevmediğim veya beğenmediğim için değil. Ferhat Hoca'dan bu oyun gelince çok sevdim. Diğerlerini okuduğum gibi okudum. Ve gittiğimde o kadar tatlı bir ekip vardı ki zaten. Benden bahsediyor tatlı derken. Evet. Bir de çok tesadüflerle dolu bir oyun oldu bu benim için. Yani bacağımda bunun dövmesi var. Karakterimin dövmesi var. Yani benim 16-17 yaşında yaptırdığım ve sebebini bilmediğim, adımı simgelediğini düşündüğüm bir kız var.
Aslında afiş senin bacağın olabilirmiş. Bence ya. De ya. Bence daha güzel olurdu bu arada. Tabii tabii. Evet. Yağmur'un bacağı bizim afişimiz olabilirmiş. Teaser'da var mesela zaten. Evet var, biliyorum. Bıçak buldum. Bıçaklarımıza dikkat edersek yalnız. Şeyi merak ettim ben şimdi, Eser'e geçmeden önce Eser'e de soruyu sorduk, cevabını alacağım ama sen bir arkadaşımın oyununa gittin dedin. Hı-hı. Hangi oyundu o? Sercan Badur, Kürk Mantolu Madonna. Çok da güzel, herkes de gitsin. Hala devam ediyorlar zaten. Oyunun yazarı ve yönetmeni aynı zamanda Ferhat Ergün. Arkadaşımdır kendisi. İlk tanışmamız da Oflu Hoca'nın Şifresi filmi ile. O filmin yazarı aynı zamanda. Biz öyle tanışmamız öyle oldu. Sonrasında bu oyunu gönderdi bana. Ben de çok sevdim. Çok farklı bir kafa yani oyun. Bugüne kadar okuduğum şeylerden farklı bir şey okumuş oldum. Yine kadın erkek ilişkilerine dayalı bir şey. Fakat işlediği, ele aldığı yer çok farklı bir yer. Dolayısıyla içinde olmaktan keyif alacağımı söyledim. Böylece başladı yolculuğumuz. Güzel de oldu. Hala seviyorum. Severek de oynuyorum. Kulise falan da geldim. Yağmur'la Burak abiyle sadece şey yaptık. Ben neredeydim? Kutlayıp. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim sana, açık açık konuşalım. Madem internet şey ortamı, evet. Dedim böyle bir şansımız var. Abi. Abi şimdi ben iç çamaşırıma kadar farklı bir şey giymek zorundayım. Bayağı bildiğin donum falan beyaz benim. Çünkü ben beyaz iç gösteren bir tayt giyiyorum oyunda. Altına da kırmızı bir çamaşır ya da yeşil bir don giyemiyorum. Dolayısıyla benim hazırlık sürecim biraz daha uzun olabiliyor. O yüzden herkes kuliste sarışıp öpüşürken ben orada hani yo, ben de son dakika vallahi üzerimi değiştiriyorum falan bayağı. Öyle benim tulumum nasıl hatta var. Yoksa, değil mi? Yoksa böyle ben saklanıyorum baklanıyorum falan diye yoksa şey öyle bir durumum ya yok aslında. Ya ben o tulumu giydiğim an bütün ihtiyaçlarımı unutmam gerekiyor. Çünkü başlı başına şey, onu evet öyle arkadan fermuarını çek, ondan sonra kemerini tak kancala, o boyundan geçirdiğim şeyi geçir, onu kancala. Üstümde mesela kaç tane şey var, açman gereken, ya acil bir şey olsa çıkartamazsın. Sadece bir tek bir hareket değil. Peki neden tayt giydiğini anlatır mısın? Neden tayt giydim? Çünkü bana tayt giymek tabii erkekleri çok memnun eden bir şey değil aslında. Elimiz kolumuz rahat durmayabiliyor. Bu arada o biber acı. Acı. Böyle rahat rahat elini falan sürüyorsun ama. Korkanın çocuğu olmaz. Ben aslında başka bir kostümüm vardı fakat biraz dar dikilmişti. Oyunda bir yerde parande atıyorum. Provada parande atarken kostümüm bayağı yani şu dizime kadar iki taraftan komple yırtıldım yani. Hani ömrümün yırtığı benim. Dolayısıyla tayta dönmek zorunda kaldık. Hani biraz esnesin de bizi sahnede mahcup etmesin. Ben mesela taytı provada sadece giyiyorsun zannettim. Sahnede bir baktım tayt var. Evet yok yok yani. mecbur. Taytı da aslında kalın, biraz kalın alsanız iyi olur arkadaşlar demiştim. Fakat altına beyaz don giymek zorunda kaldım. Öyle bir tayt geldi. Yine sağ olsun arkadaşlar. Zaten sahnede şey diyorsun ya, ya ben bu iç gösteren tight'la falan o sonra... Bak, o yemin o ediyorum son provada öyle bir anda oldu yani. Çünkü bakıyorum kendime, hani ince ve hani şöyle kaldırdığımda... Şey yani neyse işte bu kadar detaya girmeyeceğim ama hoş değil yani hani baktığında. Hani eş dost akraba gelir ya ilk oyuna daha çok. Ve seni kırmazlar, üzmezler işte. Hani genelde güzel şeyler söylerler. 7 yabancıdan da aynı tepkiyi alınca... Ha evet galiba güzel bir şey yaptık dedim şahsen. Herkesin gözleri parlıyordu değil mi? Ya ben evet. O şeyi gördüm. Oyuna karşı. Göz parlaklığı. Ben göz parlaklığı nasıl anlaşılır ama... az sonra diye. Evetlardan göremedim. Size yeni ritüellerden şimdi efendim ben bir şey hatırlatayım size. Şimdi evet. Güzel doğruyorsunuz da evet. Niye pişirmeye başlamadın? Evet. Aslında ne? Yağmur sen hani pişiriyordun burada? Niye ben? Doğramaya gelmişler. Tamam, abi çok doluyuz abi. Şunu çok ben doluyuz rica abi. Edebilir, yakabilir miyiz? Mutfaktan anlayan adam bak. Hop, uzak. Şöyle sen. Arkasına saklanıyorum. Sıkıntı tamam. Yok, sıkıntı yok. Bir şekilde olacak. Dur çık. Aynen. Bu arada yani ben de anlıyorum Mustafa'cığım, evet. Aşk olsun. Tabii. Sanki tek kişi anlıyormuş gibi böyle. Evet biraz hep öyle, hep onun üstüne vurguluyorsun dur Eser bakayım, ve ben de anlıyorum. Hayır, yani. Hayır o çok iddialı olduğunu söylüyor, ondan bana... dolayı onu oynayalım. Yok be öyle bir iddiam yok. Ama bana şimdi zarar gelsin istemez o. Şimdi ben yansam iyi mi olur? Oyun var.
Evet. Hiçbiriniz yanmayın. Centilmen biri o. Biz yanamayız. Ben yandım, eller yanmasın. Sevdalılar. Bak. Son 5 dakika. Son 5 dakika. 5 dakika. Ne 5 dakikası olmaz. Mantar öldür herhalde. Ah şöyle. Bu böyle beklesin 2 dakika. Son 5 dakikada biz hayatta. Olmaz, mümkün değil. Bir bakalım, yetişmezse bir artı 5 joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Bir dakika, 20 mi dedik biz? Evet. 20 dedik. Ha, ben, tamam yap 25'i. Ben yarım saat dedim, neden uymuyorsun partnerine? Ya bir şey, bir challenge olsun istedim de ya, bir şey olsun da. Bir hareket olsun, yetiştiremezlik olsun falan. Oyun haricinde var mı televizyon için bir şeyler? Geçenlerde benim oynadığım bir sinema filmi var. Hatta birçok tanıdığım, yakın olduğum arkadaşımla denk geldik o projede. Aşk Çağırırsan Gelir diye bir sinema filmi. Ordu'da çektik filmi. Çok çok güzel bir yer Ordu. Yapımcısı da eski tanıdığım biri, bir arkadaşım. Yazarı ve yönetmeni de keza öyle. Çok güzel bir film oldu. Kerem Cem oynuyor başrolünde. Vizyon tarihi 29 Mayıs. Yani bundan bu kadar duman çıkması normal mi sence? Yağmaz. Olacak. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane hatta böyle kaba kurgudan sahneler izlettiler bana. Yandı değil mi? Bence hoş bir iş çıkardık gibi geliyor bana. Yani şey böyle bir iyi bir temposu var filmin, romantik komedi ama yo altı kısık zaten güldürüyor gerçekten ve düşündürüyor. Hediyelerinizi getirdim ya. Hediyelerimiz. Atayım evet. Mı şimdi? Hediyelerimiz. Yani biraz aslında erken ama ama tamam. Yapmamız. Zaman da kalmadı, hadi at bakalım. Şeyi atacağım, tuzu. Ben de atayım mı böyle? Evet at. Tuzu mu atacaksın? Aa. Bu kadar çok mantar doğramışız bu arada. Ama... Evet. Karınca duası gibi küçük. Hiç de. Gayet de güzel. Tamam. Şunları atmaya gerek yok. Ya, hayır, onları atmıyor. Hepsi lezzeti buradan alır bu ya. Al doldur. Eser Eyüboğlu. Arkadaşlar bir 3-5 dakika sonra hazır yani. Tamam. Ancak öyle oldu. Eser Eyüboğlu ya, bize bir türkü söyle ya. Bir türkü, ya. Bir türkü çeviriver ya. Bir şarkı oradan bence söylersin. Nereleri. Bence Yağmur'la birlikte düet yapabilirsiniz. Yağmur, bu birlik olur. Ne söyleyeyim? Beyaz giyme söyleyelim mi? Olur ama hepsini bilmiyorum. Biliyorum da sen aralarda. Hadi. Ay çok heyecanlıyım. Kısacık ama söyleyeceğiz. Tamam. Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez. Olur, salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Mantar sote, mantar sote olalı. Böyle bir türkü dinlememiştir mantar. Bence bu türküyle olduğu için güzel olacak. Biraz açalım mı aldın? Dön dolaş yine bana, bana. Oh. Türkülü mantar sote. Kuliste oyun esnasında otururken mesela böyle bir takım sohbetlerimiz oluyor ve neşelendiren sohbetler oluyor bu. Bunlar genelde kötü şeyler konuşmuyoruz. Evet. Hiç hayatın daha güzel gerçekten. Şey, güzel kısımlarını ele aldığımız konuşmalar oluyor. bunların birçoğu da geyik diye tabir edilen şeyler oluyor tabii ki. Bence çok eğleniyoruz ama. Eğleniyoruz. Evet, yani ben memut mesela... insanlar da olabilir kuliste yanında. Evet. Şansım bu konuda Yağmur'un olması daha güler yüzlü biri olduğu için iyi hissediyorum. Demem ama ben de, ben de senin sayende güler yüzlüyüm. Bu arada tamam genelde övgü de hep güler yüzlüyüm ama. Ona çarptı, övgün bana döndü. Evet ama ben de seni öveceğim ya. Evet, ya evet. Mesela gerçekten ilk hepsini gördüğümde daha önce çalışmadığım insanlardı. Ama şey ya en çok zaten yan yana olduğum kişilerden biri. Zaten kaç kişiyiz ki değil mi? Bir dakika ya ben tek değil miydim? Teksin, teksin. Başkaları da mı var? Hayır sen teksin. Ha tamam. Mesela sürekli artık sosyal medyada efektler var ya. Onları keşfedip eserin yanına gidiyorum. Gel bak bunu yapalım. Yani normalde kendi başıma yapmadığım şeyleri onunla beraber yapıyorum. Ben Yağmur'un sosyal medya içeriği olduğum bir süredir. Mesela işte köpek oluyorum, kedi oluyorum, başka türlü canlılar oluyorum. Kafamda bir şeyler dönüyor. Zekamı belirleyen IQ testleri mesela buna karar verebiliyor artık telefonlar. Çok ilgimi çekti benim. Bir de işte bundan 5 yıl sonra ne olacaksın falan gibi. Bunların cevaplarını Yağmur sayesinde keşfettim.
ve telefonu sayesinde. Ama doğru şeyler çıkmadı mı? Doğru şeyler bilmiyorum, herhalde çıkmadı. Yani sanmıyorum çıktığını. Yani IQ testi yapıldığında doğru mu çıktı? IQ testi direkt doğru çıktı hele. Çok düşük olduğu için doğru çıktı. Aynen, hayır, ortalama aynen çıktı. Ne güzel övüyordun beni. Hayır, 130 çıktı, gayet iyi değil mi? İyi değil. 130 en yükseğe çıktı. Çıkmalı. Öyle, övmek öyle bir şeydir. Kaç bekliyordun? Ben kaç bilmiyorum ki, sonu kaç? Sonu var mı bu IQ'nun? Var tabii canım. Kaçtı? Ama 130 bence gayet iyi bir ortalama. Ya 60 çıkan insanlar var Eser. Bir dakika, kaça kadar bu IQ hikayesi? Kaça ben kadar? Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. 100 kaç? 100... Şeyden bu Einstein'lar bakıyor falan... Bu Einstein'lar falan da ne çirkin bir cümle oldu. Bu onların kaçtı? Kaç? Hadi artık, evet, tamam, bulama hadi yaptı, ne yaptı? Ben zaten bu yemeği biz aynı takımdayız, seni kıyorum, beni gömmemen gerekiyor. Ama Çakır. Yok, gömdüm artık. Ben şu yemek... Gerçi tuzunu muzunu ben attım, bence güzel olabilir de. Harika. Ters düz mü çevireceksin, ne yapacaksın? Yağmur, bu seninle yaptım son yemek he. Son yemek mi? Başka da seninle yemek yapmak yok. O da Mustafa'ya nasip oldu. Biz bence sadece oynayalım de, sadece. Yemem de ben bunu. Tamam, siz yiyin, tamam. Bitti bu iş. Hadi. Bu çok sıcak lan. Tamam, oradan koy Eser. Niye bu kadar panik oldu? Şuradan peçete verebilirim ya. Yanar öyle. Olur. Dayısı. Evet. Bir tane kullandı, diğeri onu kaldıramayız. Kaşıkla itele bakalım. Onu ona koyacağız. Böyle ya ne kadar zor bir iş yapıyorsun ya. Evet, ben neyse. Ama kokusu güzel kokuyor, güzel. Bırak. Göm. Ben koydum tuzunu. Öyle. Şunu da mantar bak, onları kim yiyecek? Ya tamam, kimse yemesin. Şeytan arkandan gelip tamam süpürür. Dur. Ya tamam işte, ne olur bu suyla gidecek işte, hadi. Hah. Tamam. Evet, et. Sen soğanın kilosu kaç lira biliyor musun? Yağmur Ün. İşte yeni nesil oyuncular. Ya. Tiyatroya... Şimdi tiyatroya... Yeni başladım diyeceğim. Şöyle yapalım. Şimdi böyle bu tabağı harikalar. Evet, maydanoz. Temizdir diye peçete tahmin ederek. Peçete alabilir miyim? Peçete. Teremiz de varsa. Şöyle mükemmel bir tabak yapıyoruz şimdi. Evet. Şu tereyle tamamlayacağız buraları. Yağmur, senin valla... Tamam yani... yeter, bitti. Olmaz. Olmaz. Eser, senin burcun neydi? Boğa. Evet. Ne oldu? Komik mi boğa? Hiç bir boğa görüp güldün mü hayatında? Burcum ne dedi? Fare mi dedim? Ne dedim? Boğa. İmdat. Ama son kaldı, son. Tamam, son. Yeter artık, hadi. Abi buna sen karar veremezsin, biz de ekibiz. Ama hep sen koyuyorsun. Hayır, nereye götürüyorsun sen onu? Bilmiyorum, bir şey yapacağım böyle. Ha, ne bileyim, böyle alıp yürütürüyor falan tadacağız. Yani şöyle. Buraya göster. Evet. Bir de şuradan. Bir de şöyle. Çok güzel. Kokla gözlerini. Burnum tıkanmış evet ya. Okey midir sizin için? Evet, bizim için. O zaman sizi bir süreliğine dışarı alacağız. Dışarıdaki masada bir oturtalım sizi. Evet. Bir dinlenin. Jürimiz gelsin, tatsın gelsin. Şunları yemeği tatsın. Olmuş. Yemeğimizi bakalım, ona göre bir not aldım versin. Sonra sizi tekrar alacağım. Kendine iyi bak. Efendim, Eser Bey ve Yağmur Hanım'ın yaptığı mantar soteden tadacağım şu anda. Evet, tadıyoruz. Bakalım. Valla ağır vejetaryen Eser et yemiyor. Mantar yemeği yaptı ama resmen yani mantarı et gibi yapmış. Eline sağlık diyorum. Çok güzel olmuş. Belki biraz daha tuz atabilirlerdi ama mantarlar iyi pişmiş. Evet, Eser Eyüboğlu ve Yağmur Ün'ün yaptığı mantar soteyi tadıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden adaletli davranacağım. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. 10 üstünden 9. 10 üzerinden 10 veririm ben. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden not vermem gerekirse 9,5 veririm. Süreden dolayı biraz diri ama ben yemin ederim buna 9 puan verirdim. 10 puan da verirdim. Bizim onların şefaatine ihtiyacımız evet, yok. Evet, bence de. Kendimizi... Bir şey değil mi? İnanılmaz. Onur Yay, Evren Tan ve Burak Demir'in yaptığı yemek 38,5 puan almıştı. Yalaka Arap olmuş. Yalaka Arap olmuş. Ben mesela burada iyi anlaşamadığım insanlar da olabilir. Yarışmayı kaybettiniz. Ayağımı kaydırmak isteyen insanlar mesela. Gerçekten çok güzel olmuş ya bu arada.
Bence de çok güzel. Biz hiç ben seni duymuyorum yani. Evet, verilen vallahi puanları güzel açıklıyorum. Ben helal etmiyorum, çok güzel olmuş çünkü. Bak biraz diri, evet çünkü. Ama bak tuzu falan, tuzu başarılı şimdi değil mi? Sence ben kaç vermişimdir? Sen 6 vermişsindir. Sen sence? 7 verdim. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Yakınlaştır, zoom yap. Zoom yap kanka. 10 puan verdim ben. Yemin et. Yemin ederim. 10 üzeri, dedim ki 10 üzerinden 10 puan. Çok lezzetli olmuş, ben bunu yerim dedim yani. Çok da severim. Benim bir tane... Mantarın doğrama tarzı falan dedim, hiç umurumda benim değil. Benim bir tane şarkım var. Yani benim yazdığım bir şarkı. Onun sana nakaratını söyleyeyim. Kendime yazmışım aslında. Bu arada benim annem İnsanoğlu böyle doğuruyor. İnsanoğlu nankördür, güzel günü unutur. Göğsüne alıp sardığın yüreğini kurutur. Evet. Ben de böyle bir nankörmüşüm. Sağ ol. Gerçekten ben bir tek ben 10 puan vermişim. Ona da şaşırdım. Diğer puanları çok izlemedim. Neler puanı şeydi? Vallahi. Bugün Mustafa Kılıç'ın kanalına Sayın Eser'le konuktuk. Sağ olsun, bizleri çok güzel ağırladı. Yağmur Ünle beni. Bundan önceki videomuzda da Burak Demir ve Onur Yay Evren Tan gelmiş. Bunlar aynı tiyatro ekibindeydi ve birbiriyle yarıştılar. Ben bugün eleştirecek bir yanını görmedim çünkü sadece yemeğime konsantre olmuştum. Normal şartlarda biraz derin bir tava, böyle wok gibi bir tavada mantar sote yaparız diye hayal etmiştim. Fakat buldukları tavaya kapak bulunamadı. O yüzden ufak bir sıkıntı oldu ama aslında ben buna sıkıntı olarak bakmıyorum pek. Bir şekilde tencereyle de lezzetli bir şey yaptık diye tahmin ediyorum. Kaç dakikada yemeği yaparsınız dedim. 15 dediler. Ama sonra onu 20'ye çıkardık, 25'e çıkardık. 30'a çıkardık. En son 30 dakikada da yemek aslında olmamıştı. Yani 35 dakika gibi bir sürede yemeği pişirdiler. Mustafa'yı eğlendirdiğimizi düşünüyorum Eser'le beraber. O da bence çok eğlendi ve diğer konuklarına ne yaptığını bilmiyorum ama bence bize kendi tamamıyla teslim etti. Yağmur'la iyi bir ekibiz. Tiyatroda da öyleyiz. İyi anlaşıyoruz. Gülebildiğim, birlikte iyi zaman geçirebildiğim biri. Enerjileri çok iyiydi ikisinin de. Enerjisi iyi olduğu için ben biraz daha onları izlemekle meşguldüm. Ve tiyatroda da bu performansları çok iyi olduğu için aynı tiyatroda, aynı sahnede biz onları izlerken de çok ciddi eğlenmiştik parantez içindeki kadın oyununda. Yeni tanıştım kendisiyle fakat değerli bir kardeşim artık. Zaten evvelinde de bir araştırma yapmış bizlerle alakalı. Hatta geçen hafta oyunumuzu da izledi. Oyunla alakalı da konuşma fırsatı bulduk. Bu da güzel bir anı benim için. Zil falan şuralarda mı çıkıyor? Abone olmayı unutmayın. Ben gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Ve umarım oyunumuza da gelirsiniz. Parantez içindeki kadın. Teşekkürler. Hatamız olduysa affola. Bu videomuza katkılarından dolayı Gümüşhisar'a da çok teşekkür ediyoruz. Gümüşhisar'dan alışveriş yapmak istiyorsanız, sevdiklerinize hediye almak istiyorsanız hemen aşağıda linkini bıraktık. Instagram linki ve WhatsApp numarası var. Oradan iletişime geçip alışverişinizi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Yağları ben alayım. Ben sizi gerçekten çok keyifle izledim. Burada hep sizi izledim. Müthiş enerjiniz var. Bol bol güldüm, eğlendim. Çok keyif aldım. Yemek de çok lezzetliydi. Elinize yüreğinize sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Buraya geldiniz. Bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Övgüyü hemen ödemeni şuradan yapayım ben. Alayım ben oradan. Eyvallah. Konuk ettiğin için çok sağ ol. Bye bye. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.